Sıradan Adam. Hepinize merhaba dostlarım. Bugün sizler için biraz değişikli bir video hazırladım. Önce biraz canımızı sıkacağım. Ondan sonra da rahatlayacağız. Tövbeler tövbesi. Lan bu ne böyle ya? Ben bunu bir yerlerden bir şeylere benzetiyorum ama bu kesinlikle kuğu falan değil yani. Yani söylenebilecek pek fazla şey var ama ben açıkçası o kötü şeyleri söylemek istemiyorum. Bunu yapan arkadaşın kafasında çok tuhaf şeyler varmış, eminim. Her şey sıradan gibi görünüyor ama dikkatli baktığınız zaman orada bir merdiven olduğunu fark ediyorsunuz. Kafanızı gözünüzü yarmak için harika bir tasarım. Ya bana işte böyle şeylerle gelin. Önemli olan problemi çözmek arkadaş. Bunu tasarlayan her kimse de problemi çözmüş. Her ne kadar çirkin görünse de. Şimdi bunu yapan arkadaş büyük ihtimalle kafasında bir sincap tasarlamış ama sincapın kafası bence tövbe bismillah bir şey olmuş. Bu artık tasarım olayını falan da aşmış, bildiğiniz kazaya sebebiyet vermek bu. Gerçekten çok dikkatli olmak lazım bu konularda. Görmüş olduğunuz şey bir ısı topu dostlar. Normal bildiğiniz UFO gibi çalışıyor ve dikkat ederseniz akıllının biri kapının üstüne koyduğu için kapıyı yakmış. Ya biz bunu nereye koyalım? Biz bunu çekmeceye koyalım demişler ama çekmecenin yerinden çıkıyor olması detayını gözden kaçırmış olabilirler. Bunda şimdi ne var diye soruyorsanız hemen yerdeki gölgeye bakın. Bildiğiniz yangına sebebiyet vermek bu. Başka bir şey değil. Ya fıstık gibi otel tutmuşsunuz, tatil yapacaksınız falan. Girdiniz içeriye, bir sıcak böyle uzandınız, televizyonu bir açtınız. Kocaman sandığınız televizyonun içine minicik televizyon gizlemişler. Kandırıkçılar. Bu ambalajı yapan arkadaş kesinlikle kör olmuş çünkü yapmış olduğu ambalaj küf gibi görünüyor. Uzaktan ekmekler küflü gibi görünüyorlar. Bir merdiven vakasıyla daha karşı karşıyayız. Bunu sevdim ama burada çok güzel kafa göz yarılır. Kurtuluşunuz olmaz yani. Bunları böyle var ya konuşa konuşa bitireceğim. Oranın bir engelli rampası olması gerekiyor ama bildiğiniz kaydırak yapmışlar bunlar. Bisiklet sürmeyi ayrı bir severim ki yani şu tablo karşısında gerçekten kızmamak elde değil. Kazaya sebebiyet vermek, hatta zincirleme kazaya sebebiyet vermek. Yani işin ilginç tarafı şurası ki orası bir yangın çıkışı. Artık ışınlanarak mı insanlar o yangın çıkışına gider bilmiyorum. Yani bir tasarım hatası mı diye sormak istiyorum ama elektrik panosunun önüne fiskiye koymak hangi akla hizmet? Size sorayım bari. Nedir bu böyle? Yani sözde sizi kızdıracaktım ama ben acayip kızmaya başladım. Bu görmüş olduğunuz arkadaş da bir kaydırak artık. Çocuklar bundan nereye uçarlar bilmiyorum. Şimdi diyorum, buradan yürüyen bir insan dalgınlıkla aşağı düşse, bunun sorumlusu acaba kim olur? Kim üstlenir bu suçu? Burası bir koşu parkuru, ortada kocaman bir mavi direk var, hatta gölgeye bakın başka direk de var orada. Şimdi sinirlenme safhası geride kaldı, şimdi rahatlayacağız. Önce şunu göstereyim, bence yapılmış en güzel iPhone tasarımlarından bir tanesi bu.
Ya senin ben gözünü yerim ya. Şuna bakın, şundaki akla bakın ya. Suyu hele de böyle verimli kullanan tasarımlara bayılıyorum ben. Ne güzel böyle sokakta yürüyorsunuz, fıstık gibi hissediyorsunuz. Şunu gördüğünüz zaman gününüz ayrı bir güzel olmaz mı ya? Ben tebessüm ederdim. Hayvanlar karşıdan karşıya rahat bir şekilde geçebilsinler diye otobanın üzerine böyle bir yol yapmışlar. Ne diyorsunuz? Süper bir fikir değil mi? Sıradan şeyleri sıra dışı hale getiren bakış açılarına hastayım ben ki bir vinci zürafa olarak hayal eden kafayı da buradan tebrik ediyorum. Zaten yorulduğumuz zaman hepimiz korkuluklara yaslanmıyor muyuz? İşte ne güzel korkulukları birer bank haline getirmişler. Çok hoş görünüyor. Eminim aramızda kuçulata sevmeyen yoktur ki IKEA kardeş tasarımını bize bırakarak bence güzel bir iş koymuş ortaya. Nasılsa ama kırmızı ışıkta adımınızı attığınız an sizi böyle ıslatıyorlar, bir daha da zaten geçmezsiniz kırmızı ışıkta. Zaten son zamanlarda modüler eşyalar iyice arttı ki şu prize modülerlik olayı bence gerçekten yakışmış ya. Gerçekten bunu uzun zamandır merak ediyorum. Acaba insanlar neden yeşillikleri binaların içine de katmıyorlar tasarlarken diye ve birileri otel olarak da olsa yapmış bunu. Eğer benim gibi dağ bayır dolanan biriyseniz böyle fonksiyonel şeylere ayrı bir hasta olursunuz ki hem kaşık hem çatal hem de bıçak hepsi tek bir parça. Ya ben bunu size sormak istiyorum. Tasarım anlamında harika bir şey mi bu yoksa yangına sebebiyet vermenin ürünü mü? Kararı veremedim. Ama bu harika bir şey ki kapağının en son ne zaman açıldığını gösteriyor size. Özellikle yaşlılar için çok güzel bir çözüm. Görmüş olduğunuz şey bir amfi falan değil ha. Bildiğiniz amfi şeklinde tasarlamışlar dükkanı dışarıdan ve bence mükemmel görünüyor. İnceyi aldınız mı? Almadıysanız hemen söyleyeyim size, parmaklıkları ağacın köklerine göre yapmışlar. Seviyorum böyle insanları. Oldu da havalimanında işiniz uzadı da uzadı, ahanda bu makine size okuyabileceğiniz kısa hikayeler veriyor. Bu sayede siz de artık daha sıkılırsınız herhalde. Şu yangın muslukları biliyorsunuz ki çok meşhurlar ve bir tasarımcı onları hayvanlar için böyle fonksiyonel bir şeye de çevirmiş aynı zamanda. Hani şu havalimanlarında eşya taşıyan bantlar var ya, işte onu arabanın bagajına çıkarmışlar ki bir reklam olmasına rağmen bence çok yaratıcı bir fikir. Bilmiyorum sizi mutlu ediyor mu böyle minik detaylar ama bu koşu ayakkabısının altının böyle lastik desenli olması beni benden aldı. Zaten tasarım dediğiniz şey böyle minik detaylardan oluşuyor. Ki suyun böyle çaprazlı çuprazlı akması bence hipnoz edici. Ya bir bisiklet sever olarak son zamanlarda gördüğüm en harika şeylerden bir tanesi olabilir ki Bey abimiz de aynı fikirde, hemen fotoğrafını çekmiş zaten. Ve son olarak engelli kardeşlerimizin de rahat bir şekilde parklardan istifade edebilmesi için böyle ince bir düşünceyle baş başa bırakıyorum sizleri.
Oh be. Gerçekten atlattım o stresi. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ayrıca beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.